kaliteli, leziz, çıtır çıtır. Muhabbetin en nefisi. Adını tadından alan çerez. Nefis kuru yemişleri. Merdivenden inemiyorlar. Teşkilattan aşağı inişte zorluk yaşanıyor. 30 Mart akşamı kutlamalarının başlangıcıdır bu tören inşallah. Hepimize çıktığımız bu yol hayırlı uğurlu olsun diyorum. İskenderunumuza, Hatay'ımıza, Türkiye'mize bu kutlu yol hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, Allah sizden razı olsun, hepinize Allah'a emanet ediyorum ve programımızı başlatıyoruz. Hepinize saygı ve selamlarımla. Burada İskenderun'un bir mahpus talihi var. Türkiye'nin mahpus talihi 3 Kasım 2002'de sona ermiştir. İnşallah İskenderun'un mahpus talihi de 30 Mart 2014'te sizin sayenizde kalkacaktır. Hemen konuya giriyorum. Bildiğiniz gibi belediyecilik hizmetleri 3 ana başlıkta toplanıyor. Bu çok önemli bir ayrım. Akiller dediğimiz AK Parti belediyesinin kazanmış olduğu ve yerel iktidarını taşımış olduğu AK illerde bir klasik belediyecilik hizmetleri vardır. Klasik belediyecilik hizmetleri hiçbir zaman bir seçim sloganı veya belirleyici bir özelliği olmaz. İnsanın insan olmasından dolayı hak etmiş olduğu, yararlanması gerektiği hizmetlerdir. Nedir bunlar? Ulaşım, yol, kaldırım, asfaltlama, imar ve personasyon, su, temizlik, çevre, park, otopark. AK Parti kazanmış olduğu illerde, kazanmış olduğu ilçelerde bu gibi klasik belediyecilik hizmetini aşılamıştır. Peki bizde durum nedir? Özellikle şehir merkezinde oturan arkadaşlarımız, sizlere soruyorum. İskenderun'un kanalizasyon sorunu çözüldü mü? Altyapı sorunu çözüldü mü? Asfalt sorunu çözüldü mü? Bugün heyecanlıyım. Bir şölen başladı. Bir meşaleyi geçen hafta cumartesi yakmıştık.
Yüz çığı geçen hafta cumartesi başlatmıştık. Yüz seni geçen hafta cumartesi buradan başlatmıştım. İnşallah benim bir terbiyem var. Benim bir çalışma azim var. Aday aday oldum. İskenderun 28 mahallesinde adım adım geziyorum. İnşallah. Biz lütfen tezahürat istemiyorum. Tezahürat istemiyorum. Buluşmayı da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Çünkü düsturumuz Sayın Genel Başkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve AK Parti'nin bütün kademelerinin düsturunda var olan hususu şu şekilde ifade ediyor. Halka hizmet, hatta hizmettir. Biz sevdiklerimizin, vatandaşlarımızın uğrunda siyaset yaptığımız arenanın düsturunu asla kaybetmeden dostu halka hizmet, halk hizmet kurtarsın. Yani size hizmetkar olmak isteyen şu platformda duran sayın belediye başkan aday adayımız ve sayın teşkilat başkanlarımız burada. Bunların ana hedefi size hizmetkar olmayı yakalamak. Bu şekilde düşünen, bu şekilde siyasi felsefesini yoğuran bir anlayışın size hizmetten öte amacı ve gayreti ne olabilir? Hatay'ı bir gelinlik kızın çeyizi gibi ilmik ilmik işleyen başta il başkanımız İsmail Kimyeci olmak üzere tüm Hatay teşkilatını selamlıyorum. Hatay'ı karış karış gezen ama bu yerel seçimlerden önce çözmemiz gereken bir sorun var. O sorun ne biliyor musunuz? Hani neden olmuyor dediğimiz sorunun kaynağı ne biliyor musunuz? Ötekileştirme. Birine diyorlar ki sen Alevisin. Diğerine diyorlar ki sen Sünnisin. Diğerlerine gidiyorlar ki sen Kürtsün. Ötekine sen Türksün, sen Arapsın. Sen az dindarsın. Sen çok dindarsın. İnsanları bölüp küçük küçük gruplara ayırıyorlar. Bu yetiyor mu? Yetmiyor. Bu yetmiyor. Daha sonra Hatay'ı da kendi içinde bölüyorlar. Sen Kayla Dağlısın. Sen Kırıkanlısın. Sen Altınözü'ndensin. Sen İskenderun'dansın. Bu yetti mi? Yetmedi. İskenderun'u da kendi içinde bölüyorlar. Sen Karayılan'dansın. Sen Sarıseki'densin. Sen Azganlık'tansın. Sen şu mahalledensin. Sen bu mahalledensin. Sen Şekere'densin diyerek. Değerli dostlar, bizler kardeşiz. Bizler Hazreti Adem'den, Havva anamızdan beri kardeşiz. Bizler hak dine inanan insanlar olarak Hazreti İsa'dan, Hazreti Musa'dan, Hazreti Davud'dan, Hazreti Muhammed ve onun ehli beytinden dolayı kardeşiz. Kimse bereketiyle önlenen Halil ile İbrahim'in kardeşliği. Bu kardeşlik bereketiyle önlenip önce İskenderun'da, sonra Hatay'a, sonra Türkiye'ye yayılmalı. İskenderun'un, Hatay'ın ve Türkiye'nin dilinde destan olmalı. Değerli dostlar, İskenderun'un sorunlarını çözülmez zannetmeyin. İskenderun'un sorunlarını kafanızda büyütmeyin. İlçe teşkilatına görev aldığımız günden bugün... Değerli arkadaşlar, 2001'den bu yana etnik milliyetçiliğe, bölgeciliğe, dinciliğe kırmızı çizgiler çekmiştik. Hepimiz Türk milletinin parçalarıyız dedik. Bu ülke, bu vatan hepimizin dedik.
İskenderun'da da ayrımcılığı değil, etnik köken, ana dili, inançları, mezhepleri, inananı inanmayanı, yerlisi göçmeni, bütün farklılıklarıyla biz beraberiz, bütünüz. Bütün bu farklılıklarla birlikte barışı, sevgiyi, hoşgörüyü yaşatacağız. 3 Kasım 2002, Türkiye'nin kaderi nasıl değiştiyse 30 Mart 2014'te de İskenderun'un kaderi değişecek. Arkadaşlarım hepsi güzel konuştular. Hizmetlerinden bahsettiler, yapacağı işlerden bahsettiler ama İskenderun Belediyesi'nin 39'da kuruluş tarihinden itibaren yaklaşık 45 seneden beri İskenderun'da hiçbir iktidar belediyeyle buluşmadı. Önce bunu bir anlayalım. Niçin bir de bir türlü İskenderun Belediyesi iktidarla buluşmuyor? Yani burada çok güzel hizmetlerden bahsedebiliriz. Birlik, beraberlikten bahsedebiliriz. Ne bileyim, hep beraberiz deriz. Ama niçin? İşte parmak basmamız gereken yer burası. 2009'da aday oldum. Allah nasip etti. Arkadaşlarımla birlikte çalıştık. 25 binde oy aldık. Tabii sağ cenahta birbirimizi kırdık. Alın yazısıymış, nasip değilmiş. CHP aradan çıktı. Şimdi tarih tekerrürden ibarettir. Ders almamız lazım. Ne yapmamız